Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla ve kaldığı yerden devam ediyor. Evlenmek üzere olan bütün genç kızlarımızı, anneleri, kaynanaları, herkesi ekran başına alalım deriz. Çünkü neden? Burada sizler için çok değişik bir konsept var. Yanımızda Hasan Şahin var. Ürünlerin hepsinin mucidi aslında. Öncelikle merhabalar, bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrardan, merhabalar, sağ olun. Hoş bulduk. Hasan Bey, öncelikle ne zamandan beri sektördesiniz? Yani ben sektörde 25 yıl oldu hemen hemen. Maşallah. Okula gitmedim. Okula gitmediğim için de direkt bu mesleğin içine girdim. Meslekte de ilk başta tabii ki çıraklıkla başladı. Yani normal konfeksiyon hayatında çıraklık şeklinde başladı. Ondan sonra tekrardan kendimi geliştire işte model tarz tasarımına gittik. Ondan sonra kendi çizimlerimizi başladık. Ondan sonra kesimdir derken makine dikimi, bütün hepsinin altyapılarından hepsinden geçtik. Sonra pazarlama bölümü başladı. Pazarlama bölümü başladıktan sonra da yurt dışı oldu. Yurt dışında da Libya'da bir çalışmamız oldu. Ondan sonra Azerbaycan derken burada kendi yerimizi açtık ve burada da şu anda 8 yılımız oldu. 8 yıldır da buradayız ve bizim çalışmalarımız komple haute couture tarzında. Yani kimsede olmayan ürünler. Hepsi çok ağır ve hepsi el emeği komple nakış. Tek tek nakış. Nakışla. El emeği göz nuru. El emeği göz nuru. Tek tek nakışla işleniyor ve hepsi kendi tasarımımız, kendi çizimlerimiz, kendi üretimimiz, yani öyle söyleyeyim sana. O şekilde devam ediyoruz. Yani şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Müşteri potansiyelimizi de komple toptan üzerine yapıyoruz ve haute couture tarzında. Yani biz buradan firmalara gönderiyoruz. Firmalar da orada kendi müşterileri gelip seçip ondan sonra bize tekrardan geri dönüş sağlıyorlar ve şu modelden işte şu sipariş, bu sipariş, o şekilde devam ediyoruz. Çok güzel. Peki işin mutfağından gelmiş biri olarak ürünlerinize baktığımızda tasarım kısmınız sanki biraz daha ağır mı basmış? Yani ağır basmış derken tabii bunda eşimin de çok faydası var. Neden diyeceksiniz? O da bu işin okulundan geldi. Okulundan geldikten sonra tasarım noktasına kendini bayağı bir geliştirdi. Yani İzmir'de denince zaten gelinlik firmaları öne çıkıyor. Gelinlik firmaları öne çıktığı için de benim eşim de İzmir'de, o da Çekirdek'ten geldi. Çekirdek'te geldiği için de en köklü firmaların tasarımcısını yaptı. Ve kendi yerimizi açtık. Çoluk çocukla burada büyüterekten çalıştık biz. Bir aile işte. Aynen öyle. Bir gerçekten kadro olarak, ekip olarak da zaten burada bir aile ortamında çalıştık. Yani zaten aile olmasa bu kadar fikri hepsini bir araya getiremezsiniz. Aile olduğumuz için zaten bunların hepsini topluyoruz. Hepsini bu şekilde yan yana getirebiliyoruz ki. Mesela özellikle şöyle söyleyeyim. Bu ürünlerin hepsini kendimiz burada birebir yaptığımız için, özenle yaptığımız için ve severek yaptığımız için bu noktalara gelebildik. Yani bu şekilde de devam etmeye çalışıyoruz. İnşallah da daha iyi olur. İnşallah diyoruz efendim. Peki gelelim ürünlerinizin kullanım alanlarına. Şimdi her yörenin bir tarzı var ya da her kültürün bir tarzı var. Sizin ürünleriniz gerçekten çok fazla konsept. Hepsinde bir mizansen var aslında ürünlerin. Bu anlamda en çok kullanıldığı ya da en çok tercih edilen lokasyonlar neresi oluyor? Mesela yurt dışı dedik, Libya dedik. Evet, biraz Arap kültürüne de şatafat ve gösteriş olarak hakim ama siz neler söylemek istersiniz? Genellikle bizim tabii ki yani Arap kültürü de var ama Arap kültürünün dışında Roman ağırlıklı. Yani Roman ağırlıklı dediğim zaman Trakya, Edirne, Bursa, İstanbul, Antalya'daki, ondan sonra Çanakkale, Biga, o tarzdaki komple bütün ağır Roman şeylerin hepsini biz yapıyoruz ki bazen televizyonlarda belki görüyorsunuzdur. İşte vinçle indirmeler, şeyler, onların hepsinde bizim de bir katkımız olduğu için de çok mutluyuz aslında ama o tarza bizim hep ağırlıkta Roman grubu. Zaten şöyle bir şey var, Roman düğünlerini hepimiz ekranlardan zaten biliyoruz. Gerek gösteriş olarak, yani yurdun en güzel düğünlerini zaten Romanlar yapıyor. En güzel gelinliğini de onlar mı giyiyor peki? Bence en güzelini onlar giyiyorlar. Çünkü neden diyeceksiniz, hiçbir şekilde yani parasal konuda hiçbir şeyden geri kalmıyorlar. Onların hayat tarzları şu. Cömertler. Hayat tarzları şu, biz sadece düğün için yaşarız, eğlence için yaşarız ve düğünü de yaptıkları zaman da en
dip noktadan ta üst noktaya kadar hepsinin en güzelini, en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Ve o şekilde yola çıkıyorlar. Biz de onların tarzını yakalayabilmek için o tarzda devam ediyoruz. Ve artı mesela şöyle de söyleyeyim. Sultan gelinlikleri olarak da geçiyor bunlar mesela. Evet. Çünkü çok ağırda. O şekilde devam ediyoruz yani. Çok teşekkür ediyoruz. Aynen. Başarı yolundaki hedeflerinizin devamlılığını diliyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Buraya da geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.